Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz sevgili arkadaşlar. Maalesef üzüntülü bir haberle açılışı yapacağım. Yeni sezon hazırlıktan Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'mizde Mert Hakan Yandaş kamptan ayrılmak zorunda kaldı arkadaşlar. Adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek için Sturm Graz'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Maalesef e, bu haber gerçek arkadaşlar. Çok çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz Mert Hakan Yandaş'a. Bunun haricinde ben çok çok güzel bir kısım hazırladım sizlere normalde. E, ama neyse modumuzu bozmayalım arkadaşlar. Gelelim Belotti konusuna. Belotti konusuyla açılışı yapalım. Belotti Fenerbahçe'ye gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi onu konuşalım. İlk olarak Monaco, Monaco Monza e, Andrea Belotti için resmi teklif yaptım. Fenerbahçe ve West Ham da oyuncuyla ilgileniyor denildi. Evet bu haber doğru. Hatta hatırlarsınız, ben de Belotti duyumunu verirken Monaco transferi hemen hemen kesin gibi, hani çok umutlanmayın diye defalarca söyledim. Sonrasında e, bugün Gerçi videonun yüklenmesi saat kaçı olur bilmiyorum ama Şimdi Belotti haberlerine ilgili bana bir eleştiri geldi hocam dedi sen bunu yaptıkça sanki Fenerbahçe alamıyormuş gibi oluyor hani sen Gabi diyorsun Belotti diyorsun sanki Fenerbahçe alamıyor gibi oluyor e, Millet hakaretlere varıyor <laughs> Millet hani hakaretler içerisinde sözler sarf ediyor diye. Bu benim e, suçum olmaz arkadaşlar. Yani herkesin yaptığı yorum kendini bağlar. Hani ben insanlara şunu yapın bunu yapın demem. Ha diyeceksem madem herkes benim sözümü dinliyor bu kanala abone olun arkadaşlar videomu beğenin Ama şunu söyleyeyim bakkaldan sakız alınmıyor arkadaşlar. Hani bu seviyedeki oyuncuları almak zor. Hani alınmamasının sebebi yönetimler değil. İmkansızlıklar. Bakın ben yönetimi her türlü eleştiririm. Her türlü. Ama e, övgü de eleştiri de mantık çerçevesinde olmalı. Hani körü körüne olmamalı. Şunlara şu çöplere şu kadar veriyor. Bu çöplere bu kadar veriyor. Mecbursun. Mecbursun abi. Samat da çöpünü almaya mecbursun. Max Mayer'i denemeye mecbursun. Yani mecbursun. Mecbursun. Şu anki konjektürde mecbursun. Ha şunu söyleyeyim. Alıp alabileceğin türdeki isimler de ortada yani. O da ayrı bir mesele. Ya transfer yapmak yapmış olmak için yapılmaz. Ha bir Fenerbahçe'ye dostun çıkar 15 milyon euroyu masaya koyar alın her şeyi benden der. 15 milyon euro da 15 TL değil yani biliyorsunuz. İtalyan basını da şiddetli bir şekilde diyor ki Fenerbahçe'li taraftarlar Belotti'nin sosyal medya hesaplarına mesaj yağmuru başlattı. Hani Fenerbahçe'ye gelmesi için çağrı yapıyorlar diyor. Evet Fenerbahçe taraftarı bunu sürekli yapar. Derken arkadaşlar birkaç saat önce ortalık biraz karıştı. Nasıl karıştı? Ortaya bir haber atıldı. Haberde Monaco'nun 3 yıllığına imza attırdı. Ve Belotti'nin de Monaco'dan 3,5 milyon euro yıllık ücret alacağına dair arkadaşlar. Bir e, açıklama yapıldı. Yani 3,5 milyon euro yıllık ücretten 3 yılına diye. Ancak haber yabancı basın tarafından yalanlandı. Yani Monaco Belotti olayı yalanlandı arkadaşlar. Fakat ben şunu söyleyeyim. Monaco Fransa'ya bağlı fakat özerk bir yer diyebiliyorum. Yanlışım varsa e, bu kanaldaki dostlarımız düzeltsin. Çünkü bizim Fransa'dan takipçilerimiz çok. Bizim İran'dan takipçimiz var mı ya? Ben hiç İran'dan takipçimin olduğunu bilmiyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 3 tane deprem olmuş sanırım. İran'da. Bizim gerçekten İran'dan takipçimiz var mı ya? Yani onu çok merak ediyorum. Azerbaycan'dan çok var. Selam olsun Azerbaycan'a. Ama İran'dan yok herhalde takipçimiz. Şimdi Monaco'da benim bildiğim kadarıyla vergi yok. Sıfır vergi. Yani sıfır vergi var diye biliyorum yabancılara karşı. Ee, eğer yani durum böyleyken bir Türk kulübü gidip de Monaco'nun elinden futbolcu falan alamaz. Çünkü bizde bile yüzde %40. Ha şu var. Hocam ya Belotti de amma karaktersizmiş işte bu kadar çok para istenilir mi falan filan arkadaşım. Belotti'nin istediği para değişmiyor ki. Van Persie'nin, Nani'nin, Schneider'in, Roberto Carlos'un bunların istediği para değişmiyor ki. Siz değişiyorsunuz. Siz, siz siz siz, anlamıyorsunuz. Ya arkadaşlar Soldado Negredo 4.5 alıyordu Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan. Siz ne diyorsunuz? Mario göçse, şey Götze diyorum şey ee, neydi o Beşiktaş'ta gol kralı oldu ya. Mario Gomez. O adam 4-4.5 alıyordu. Geçen sene Pjanic 4.5 alıyordu. Yani paranın değeri düştü. Yoksa adamlar hep aynı istiyorlardı ki. Yani Avrupa piyasasında bu değişmedi. Charlotte, Çörlut da konuşalım bu kısımda. Çünkü ee... şimdi ben şunu söyleyeyim. Charlotte'u transfer etmek Belotti'yi transfer etmekten daha kolay. Çünkü daha önce gelmişliği var. Ülkeyi bilmişliği var. Bak o açıdan kolay. Doğruyu söylemek gerekirse kolay. Ancak Charlotte'un da bir kumar olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani hepimiz biliyoruz. Bunu Jorge Jesus da biliyordur. Ha şu an şu aşamada Belotti'de, Sherlock'ta bütün şartlar zorlanıyordur. Lafım yok. Ancak Fenerbahçe yönetimi en doğrusunu seçme kararını Jesus'a bıraktı. Yani Jesus ne diyorsa o. Sosyal medyada bir duyum paylaşıldı. Bilmiyorum ne kadar doğru ama mantık olarak da doğru. Leipzig Andrea, şey Alexander Sherlock için 8 milyon euroya kadar indi diye bir duyum paylaşıldı. Bakın çok samimiyim. Çok samimi söylüyorum. Az daha zorlarsak herhalde 4-6 arasında direkt bonserviste çekebilirsin. Ama hocam e, Trabzonspor'un alma önceliği var. Alsın. Ya alma önceliği. Fenerbahçe'de başka takımda alacak oldu muydu? Mecburen onlara söylüyorlarmış. Onlar şu kadar veriyor. Siz alırsanız alın diye. Alsın. Alsın. Size ne arkadaşlar? Alsın. Ya siz niye bu kadar takılıyorsunuz? Alsın. Çok takılıyorsunuz arkadaşlar. Alabiliyorsa alsın. Yani çok ilginç yani ya. Fenerbahçe taraftarının yaptığı da ilginç yani. İşin laf yani uzun lafın kısası şu. Fenerbahçe Charlotte içinde ee, yani Charlotte içinde de Belotti içinde şartları tamamen zorluyor ama bu olacak anlamı da taşımıyor, olmayacak anlamı da taşımıyor. Bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Sonra demeyin e, hani hani Charlotte bizdeydi, hani Belotti bizdeydi gibisinden ya da birilerinin forma iddiasına girip de ben bu kesin bizde dedim, formamı ver falan demeyin. Tamam? E, ne diyor? UEFA eksende 3 sene daha diyor. Teşekkürler kardeşim. Yani ben böyle olduğunu bilmiyorum. İnşallah böyledir. Şimdi yeni çıktı Blue TV diyor. Bilmiyorum hayırlısı olsun. Şimdi bir diğer olay basketbol duyumları. Fenerbahçe Beko'nun koçu Dimitris Itoidis Euroleague Koçlar Birliği'nin yeni başkanı oldu. Bu duyum sizi çok yani bu bilgi sizi çok mutlu etmez. Ama Fenerbahçe Basketbol için arkadaşlar birkaç tane isim vereceğim size. Ben çok anlamadığım için size isimleri vereyim. Siz bilin. Bir Sertaç Şanlı. Tunca Şanlı'nın nere akrabası? Sertaç Şanlı ile Fenerbahçe'nin bayağı bir kat aşama kat ettiğim. İkincisi Nemanja Bielisa. Hani O diyorlar ama bilmiyorum ne derece HO. O Nenat Bielisa değil. Bu basketçi olan. Bu Bielisa'yla prensip anlaşması duyumları var. Hatta sosyal medyada baktım. Buraya da düşmüş. Brad Vanamaker, Vanamaker, Brad Vanamaker. Bu Wanamaker e, Avrupa'dan teklifler olursa Fenerbahçe önceliği mi? Ne varmış? Onu söyleyeyim. Hatta Bielisa için şey diyorlar. 2 yılda 4 milyon euro mu dolar mı diyorlar. Öyle bir şey söyleniyor. E, Fenerbahçe e, Tyler Tyler Dorsey. Bununla da ilgileniyormuş. Bilginiz olsun. Nande de Kolo'da Asvel'le anlaşmış. Veseli de Barcelona yapmış. Bu arada Mustafa Hoca yine bildi olur. Çünkü Veseli'nin Barcelona duyumunu vermiştim diye hatırlıyorum. Bunu söyleyeyim. Şimdi bu kısım da tamam. Tamam mı? Bu kısım da tamam. Bu kısmı da okeyledik. Sıradaki Fenerbahçe Ertuğrul Taşkıran olayı çok soruluyor. Değindim ama şimdi bazı Twitter sayfaları özel haber olarak vermiş. Ertuğrul Taşkıran transferi için uzun süredir görüşme yaptığı Kasımpaşa ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniliyor demiş. Hocam Ertuğrul'la da anlaşmak gerekiyor mu? Gerekmez. Ertuğrul'la zaten anlaşıldı. Yani anlaşılan isimden gidip de zaten tekrar anlaşmanın bir mantığı yok. Ee, hayırlısı olsun. Fenerbahçe'ye hayırlı olacaksa inşallah olur. Hayırlı olmayacaksa inşallah olmaz arkadaşlar. Bu bizim her daim duamız. Hatta başka biri de demiş. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe başkanlar düzeninde Ertuğrul için bir kez daha görüştüm. On servis konusunda anlaşma zemini aranılıyor. Ee, i̇ki kulüp anlaşırsa oyuncu temsilcisi de bunu bekliyor demiş. Doğrudur. Dinamo Kiev'in forveti Vladislav Kulaç antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacakmış. Bir üzüldük. Bir üzüldük. Yani geçmiş olsun tabii ki de. Her şeyden öte bir insan. Ama tabii Fenerbahçe maçının yani ayağı kopmadı sonuçta. Arkadaşlar futbolun içinde olan bir şey. Beni de vicdansız ilan etmeyin ama. Ya yani çok üzüldük. O kadar üzüldük, o kadar üzüldük, o kadar üzüldük. Arkadaşlarla evde parti yapmaya yok o kadar. <laughs> Arkadaşlarla evde üzüntü partisi yapmaya karar verdik. Yani üzüntülü bir durum tabii ki de. Hiç kimsenin başına gelmesini isteriz ama yani futbolun içinde de bunlar olağan akışında şeyler arkadaşlar. Sonra başka kimi konuşalım? Vi William Carvalho. William Carvalho. Arkadaşlar bakın sevgili arkadaşlar biz William Carvalho için kulübüyle görüştük. Teklifimizi yaptık. Kulübü hemen hemen istediğimiz noktaya geldi. Hemen hemen istediğimiz noktaya gelen kulübüyle sıkıntımız yok bizim. Biz bonservis konusunda rahatız. Anlatabiliyor muyum? Biz bonservis konusunda rahatız. Yani şu fiyat bu fiyat diye bir olay yok. Biz o konuda anlaştık. Bizim mevzumuz o değil. Bizim mevzumuz başka. Yani bizim mevzumuz başka. Bizim mevzumuz futbolcuyla. Futbolcu 3.5'ta üç 3.5 üç diye diretiyor. Yani e, üç buçuk 3.5 üç 3.5 diye diretiyorlar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Futbolcu ve menajeri diretiyor. Biz de 3.5'a birazcık yaklaştık açıkçası. Bizim teklifimiz 2 milyon euronun altındaydı. 2 milyon üstüne çıktık. 2.5'un da üstüne çıktık. Hani orta nokta ve e, son teklifimiz budur. Ya kabul et gel ya da sen bilirsin diye. Şimdi oyuncu 3.5 istiyorsa bile oradan 3.5 alamazdı. Bizde daha fazla yani bizde hemen hemen sabitlemiş olacak. Ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar sanki olacak gibi ya yani sanki olacak gibi duruyor sanki anlaşıldı anlaşılacak gibi duruyor yani sanki anlaşıldı anlaşılacak gibi duruyor şimdi ben de sizleri yanlış yönlendirmek istemem ama e, aradaki fark çok az kaldı bu farkın anda çok çok daha iyi oldu lakin ki öyle değil yani bu fiyat, fiyat farkı bence pürüzler bitti gibi hani Olur olmaz bir şey diyemeyiz ama durum bu. Siz Charlotte'u çok çok anlattık. Doğru bu kadar ilgi var. Yani şartlar soruldu. Şimdi ilgi var, şartlar sorulduyla gidildi, anlaşıldı çok çok farklı. İyi de hocam William Carvalho için Galatasaray'da ortaya düştüydü. Arkadaşlar yapabilirler transfer sürecindeyiz. Hani ortalığı kızıştırmak isteyebilirler. Fenerbahçe zarara girsin diyebilirler. Fenerbahçe daha çok para versin diyebilirler. Hani e, onu söyleyeyim. Hocam Jorge Jesus'un eski talebesi değil mi ya? Jorge Jesus bir selamın aleyküm desin, gel olan buraya desin, ne üçün beşin hesabını yapıyorsun desin. Olmaz mı? Şunu söyleyeyim. Bazen bildiğiniz duyumları aktaramıyorsunuz. Nasıl yani? Şöyle anlatayım. Bazen bir futbolcu transferi tamam oluyor. Ama şimdi futbolcu transferi tamam desen, sosyal medyaya yayılsa, o futbolcunun yerine hani o futbolcu kimin yerine geliyor? X'in yerine diyelim. Ya misal beni transfer edecek Fenerbahçe. Kimin yerine? Gustavo'nun yerine. Misal diyorum. Benim transferim her şekilde bitiyor. Ama kulüp açıklamıyor. Çünkü kulüp açıklarsa Gustavo gitmeyecek. Diyor ki Gustavo geldi ama önce Gustavo gitsin. Gustavo gitmeden Gustavo gelemez diyor. O yüzden beni bekletiyorlar. Artık daha da ben ne yapmam lazım? Şifreli duyum vermek için daha beyninize sokmak için ne demem lazım onu da bilmiyorum. Sergio Oliveira var. Sergio Oliveira ismiyle düşünülen bir isim. Hocam biz Carvalho'yu alıyorsak Oliveira'yı almıyoruz değil mi? Yok. Alabiliriz. Sergio Oliveira'yı alma ihtimalin var. Ve istiyorsak alabiliriz. Çünkü engel yok. Nasıl engel yok? Sergio Konçe Chao. Sergio Oliveira'yı kadrosunda düşünmediğini açık açık söylemiş. Dümdük öyle dümdük söylemiş. Tabii futbolcu Fenerbahçe'mizin ilgisi var. Hocam biz ne yapacağız? 2 tane, 5 tane, 7 tane, 10 numarayı, 6 tane, 8 tane, 6 numarayı biz ne yapacağız? Turşu kurarız. Ne turşu olmaz mı? Bakın Oliveira merkez orta saha. Carvalho biraz daha 6 numara. Yani Carvalho ön libero. Ee, Oliveira 6 numara, şey 8 numara. Yani çift yönlü orta saha. Bizim şu anda kadromuzda e, hiç ön liberomuz yok. Yani şu anda kadroda hiç ön liberomuz yok. İnşallah o da olur yani nasip olur. Hayırlısı. Şimdi bunu da anladık değil mi arkadaşlar? Yani bu kısmı da anladık. Peki hocam. Sherlock, e, Belotti, Doğubuk başka isim yok mu? Var arkadaşlar. Var. Var. Dakika başı bir isim uyduran arkadaşlarımız vardı. Yine var. Ancak şöyle bir durum var. Carlos Vinicius ismi var. Mesela isterseniz çay var içerseniz Carlos Vinicius var severseniz. Bu arkadaş bak bu Carlos Vinicius arkadaş yoklama çektiğimiz yani benim bilgim dahilinde daha önce yoklama çektiğimiz ama çok çok yüksek ücretlerle karşılaşıp geri adım attığımız bir isim. 8 milyon euro piyasa değeri var hocam. Nasıl yüksek teklifler istediler yani nasıl yüksek istediler? Orasını karıştırmayın. 25 Mart 95 doğumlu, 27 yaşındaki Rio de Janeiro doğumlu PSV'de kiralık olan futbolcu. Yalnız PSV kiralık sözleşmesi bir yıl daha sürüyor. 1.90 boyunda. Bu arkadaşın ciddi bir sakatlığı var. Sözleşme fesih bedeli 10 milyon euro. Bakınız PSV şu anda Benfica'dan kiraladı. 2.5'a kiraladı. Futbolcunun %50 hakkı içinde 10 milyon euroluk opsiyonu var yani 2 sene oynatıp kullanabilir. Ben bunu hani bu futbolcuyu çok mantıklı görmüyorum açıkçası. Ben Benfica Napoli'den zamanında 17 milyon euroya alıp Tottenham'a bir sene sonra 3 milyon euroya kiraladı. Buradan da 2,5'a kiraladı, 5,5. Ona da yarısını satsa 15,5. Hadi e, onu 10 milyon euroya satsa, 5 de oradan gelse 20,5. Adamlar verdiği 17'yi bir şekilde geri alıyorlar ya. Adamların sistemine bayılıyorum ya. Yani durum bu. Tabii ki Carlos Vinicius ismi teknik direktörümüz Jesus'un isteyebileceği hatta belki de istediği türden bir isim. Belki de istediği bir isim. Seferovic ismi mesela ikide bir de paylaşılıyordu. Şimdi niye sustular anlamıyorum. Bir de Seferovic verin. Çünkü sakatlık vesaire problemi var. Onu da söyleyeyim. Ee, bazı duyumcular Fenerbahçe'nin forvet hedefi Carlos Vinicius demişler. Dediğim gibi mantık çerçevesinde bana şey gelmiyor. Luke de Jong menajeriyle haber göndermiş hocam doğru mu diyorlar. Arkadaşlar hani bunu bana sormanıza gerek yok. Fenerbahçe'ye kendini öneren çok fazla isim var. Neydi o Olympiakos'taki Tiki Union Suarez mesela kendini öneriyor. Niye önermesin? Menajerler geliyor ulan diyorlar Türkiye'de onlar bir ara para saç saçıyorlardı diyorlar. Ama benim bildiğim Luke de Jong PSV Eindhoven'a transfer oldu. Hani ee, ben öyle biliyorum. Bir de siz kontrol edin de. Ama Fenerbahçe'ye falan teklif edenler illaki olacaktır diye düşünüyorum. Başka eee... Yağız Bey demiş ki Jorge Jesus'un önüne iki tane kağıt koysalar istediğine imza attır. Birisi Sherlock, diğeri Carlos Vinicius deseler. Vinicius'u seçer. Sherlock ise başkan çok istiyor, çok beğeniyor demiş. Kısmen katılıyorum. Şuna katılmıyorum. Sherlock için ben size daha önce ne dedim? Her konuda anlaşıldı. Kendisiyle de kulübüyle de anlaşıldı. Ancak Jesus'un bazı çekingeleri var. Bazı tereddütleri var. Dedim değil mi arkadaşlar? Yani bu tereddütler varken sıkıntı. Bir de şey ben size bir şey soracağım. Beni yanlış anlamayın. Tamam Berisha ve Rossi'nin en büyük fanlarından biri benim. Geldiği günden beri herkes çöplerken dahi ben arkalarında durdum. Bunlar yetenekli topçular dedim. O ayrı mesele. O bizim iç meselemiz. Onu karıştırmayın. Ben dış meseleden bahsedeyim. Berisha sizce şu yani yazın kendini toparlamış gibi durmuyor mu? Yani kendini futbola vermiş gibi. Hatırlayın. Son dönemlerde yok karısına cimcik attı. Yok bilmem kız arkadaşına bir şeyler yaptı. Yok şiddetten yargılanacak. Yok ev hapsi, oda hapsi. Şu an bilmiyorum benim gördüğüm Berişa kafasını futbola vermiş gibi duruyor. Bu benim gördüğüm. Hani ötesini bilemem arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sonra Ozan Tufan ve Allah Yardan Fenerbahçe'nin kasasına 7-8 milyon euro girecek demiş. Meşhur bir duyumcu. Valla Ozan Tufan'dan şöyle 4-4.5 girse. Allah beş 5-5.5 girse. Sonra o paralar artı bir de opsiyon koydursak tabi. Orada hocam bir de çay içelim üstüne. Valla güzel olur. Güzel böyle hafif demde. Böyle, böyle kaşığı değdir geri çek. Öyle çok şekerli de olmasın. Yani tadını alamıyorum sonra sıkıntı oluyor. Ee, öyle daha güzel olur. Yani çayla güzel gider. Bim'de de şey satılıyor mesela. E, termos satılıyor. Benim hoşuma gitti. Bir tane ucuz ucuz olan termostan aldık. Pahalı olanı bulamadık. Herkes çökmüş. Güzel oldu yani. Güzel tutuyor. Bilmem kaç saat sıcak tutuyor. Bilmem kaç saat soğuk tutuyor. Güzel yani. İyi. Tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Neden olmasın? Niye Ozan'dan Allah yaradan 10-11 milyon euro almayalım? Acun Bey bizim dostumuz değil mi? Yani sağ olsun Acun Bey'in çok katkısı oluyor. Bir de Mesut Özil konusunda katkısı olursa. Mesut demiş ki ne oldu ya sizin Mesut Özil'iniz affediliyordu. Öyle duyumlar veriyordunuz. Ya sizin kulüpte kaynanam çalışıyor. Kaynanamdan aldığım bilgiler falan diyordunuz. Ne oldu? Kaynananız sizin mi şey yaptı? Yanılttı. Tamam benim de bilemediğim duyumlar oluyor da. Hani kaynanayı dahil etmiyorduk işin içine. Neyse burası da ayrı bir ironi oldu. Son olarak Selim Soydan Fenerbahçe'ye hak ettiği 28 şampiyonluğun kesinlikle verilmesi lazım. nokta. Mehmet Büyükekşi başkandan gereğini yapmasını bekliyorum." demiş. 2 senedir Fenerbahçe'nin başvurusunu yok sayan TFF'nin yönetim kurulu üyesi Şimdi TFF'nin yönetim kurulu üyesi artık kabul edilsin diyor. Bakın zemin farkında mısınız? Zemin oluşturuluyor. Hani binanın temeli atılıyor. Geçen sene ne oldu? Trabzon şampiyon oldu. Şimdi Trabzon'un ağzına bir parmak bal çalındı. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın vergi borçları sus payları verildi. E Fenerbahçe Fenerbahçe şampiyonluktan itildi hakemlerle şunlarla bunlarla. E Fenerbahçe içinde 28 şampiyonluk, 5 yıldız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 19 Temmuz'dan önce Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu kabul edilse 5 yıldız takabilirsiniz denilse ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları birdenbire 5 yıldızlı olarak satışa sunulsa dehşetül vahşet olmaz mı? Olur. Bitti mi bitmedi. Başkanımız Ali Koç'un bazı açıklamaları var. Mehmet Büyükekşi'nin 15 günde yaptıkları yapacaklarının teminatıysa daha adil bir rekabet olacağını görüyorum. Şu kurullarını da seçsin onu da görelim demiş. Gerçekten futbola hizmet etmek isteyenlerin kalbi Türk futbolunu geliştirmek için atanların iktidarda olduğu bir dünya olursa Fenerbahçe'nin şansı her zamankinden fazla olur demiş. Bu da Mustafa Hoca sözüne benziyor. Hani eğer hakemler vesaire adil olursa herhalde arka arkaya seneler boyunca Fenerbahçe şampiyon olur diye bir meşhur sözüm var arkadaşlar. Hatırlayanlar bilir. Hala da arkasındayım. Mesela bu sene adil bir e, lig olsun. Kesinlikle Fenerbahçe şampiyon. Seneye adil bir lig olsun. Kesinlikle Fenerbahçe şampiyon. Ondan sonraki sene adil bir lig olsun. Kesinlikle Fenerbahçe şampiyon. Adillikten kastım şu. İrfancan e, İrfan Can Kahveci ayağına bastı basmadı. Bilerek bastı basmadı. Kart ne? Kırmızı kart. Ligdeki bütün takımların, bütün futbolcularının Bilerek bilmeden bastıkları aynı pozisyonlara kırmızı verilirse bu adalettir. İrfancanın yaptığına kırmızı verilmez. Öbürlerininkine kırmızı verilirse bu hak yemektir. Bu kollamadır. Fenerbahçe futbolcusuna dokundu rakip oyuncu. Kırmızı kart diyor son adam diye. Aynı futbolcu yani Fenerbahçe'nin aynı fut başka futbolcusu aynı pozisyonda bir oyuncuyu itekledi kalktı da düşürdü buna devam deniliyorsa bu kollamadır. Bu adalet değildir. O haksızlıktır. Hak yemektir. Bizim istediğimiz bu değil. Bizim beklentimiz bu değil. Ali Koç diyor ki Türkiye'nin 100. yılında ne kadar alanda başarılı olabilirsek bizim için o kadar değerli. Bir dakika. Ne kadar alanda başarılı olabilirsek bizim için o kadar değerli. Hmm. Olmaz. Bazı duyumcular şey diyordu. Voleybolda küçülecek. Basketbolda küçülecek diyordu. Bir tane Mustafa Hoca var. O da diyordu ki her branşta şampiyonluk hedefleniyor diyordu. Fenerbahçe ülkemizin kuruluşu kuruluşunda bir spor kulübünün yapacağından fazlasını yapmış. Tüm kulüpler yapmıyor ama Fenerbahçe bir adım öteye gitmiş. Çok şey yapmış diyor. Sanki konuşma metnini ben çıkarttım. O yüzden biz Fenerbahçe bir spor kulübünden öte deriz. Şehitler ve gaziler verdik. Atamızın da takdirine şayan olduk. Bu bizim en çok gurur ve şeref duyduğumuz, sevindiğimiz şey. O yüzden Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır diyor. Katılıyorum, ekleme yapmıyorum. Bizim futbolda kuraklık Biraz uzun sürdü. Diğer branşlarda işler iyi gidiyor. Kim hak ediyorsa o kazansın ama inşallah Fenerbahçe kazanır diyor. Allah Fenerbahçe'nin Fenerbahçe taraftarının yar ve yardımcısı olsun. Kim Fenerbahçe taraftarının hakkını yiyorsa Rabbim çıkarsın. Çıkarsın abi. Ben helal etmiyorum. Yani pişman olsa misal veriyorum. Bugün hakemlerden birisi televizyona çıksa ya pişmanım ben. Ben Fenerbahçe'nin hakkını çok yedim falan dese ben helal etmiyorum. İstediği kadar şey yapsın. Ha dese ki elimde olmayarak yaptım. Misal veriyorum yani benim niyetim şuydu ama şu çıktı. Ya ben mesela e, atıyorum kafadan. Dediler ki Fenerbahçe teröristtir dediler. Beni yanılttılar deseler. Müstesna. Ya da deseler ki işte çoluğumu çocuğumu kaçırdılar. Ulan çocuğunu öldürürüz eğer Fenerbahçe şampiyon olursa dediler. Müstesna. İlla ki orada hesaplaşacağımız bir kitle olacak. Ama ben şunu söyleyeyim. Eğer kimsenin hakkını yemezlerse, bu sezon her takıma eşit bir muamele yapılırsa dört büyüklerden en az iki tanesinin, 3 tanesinin belki de teknik direktörü devre arasını göremez. Fenerbahçe açık ara şampiyonluğa koşarken tabi bunu adaletten ziyade bir de rakiplerin ulan Fener şampiyon olacağına şu şampiyon olsun diye yatıp sapmazlarsa maçı onun da düzgün bir şeyde olduğunu söylüyorum. Hani ee... Onun da düzgün bir zeminde olduğunu düşünerek söylüyorum. Adalet olunursa Fenerbahçe'nin şampiyon olacağından çok ama çok net eminim. İnşallah şansta, adalette e, her şeyde Fenerbahçe'den yanı olur. İnşallah Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir sene olur. Yoksa Türk futbolundaki kuraklık bizi çok çok daha geriye götürecek. Zaten futbolcu alınamıyor. Yıldız futbolcu hiç alınamıyor. En azından e, gelecek kurtarılmış olur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bu arada video 2 Temmuz saat 18.24'te sonlandırıldı. Yüklemeden kaynaklı olarak 3 Temmuz'a sarkarsa da kusuruma bakmayın. 3 Temmuz'a sarkarsa da 3 Temmuz Fenerbahçe'nin bir dik duruşudur. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş savaşlarından belki de ikinci e, sıradaki kurtuluş savaşının başlangıcıdır. Fenerbahçe sayesinde e, birçok şey engellenmiştir. Fenerbahçe bunu öncülük etmiştir. İyi ki Fenerbahçe'deyiz. İyi ki Fenerbahçe var. Yaşasın tam bağımsız Fenerbahçe. Görüşmek üzere.